Herkese yeniden merhaba ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu arka plan gerçekten çok güzel değil mi ya? Sanki böyle sonradan eklemişim gibi. Şimdi dışarı çıktık. Çok güzel bir gündü. Miskinlik yaptık, dinlendik. Gerçekten dinlendik ve gerçekten çok güzel bir gündü. Ve konuşanları izledik bütün gün. Böyle yani güldük, bayağı güldük. Çok iyi bölümler de ek geldik. Ve bir arka arkaya izledik. Gerçekten çok güzel güldüğümüzü, eğlendiğimizi, dinlendiğimiz bir gün oldu. Şimdi marketlere gidiyoruz ve yeni misafirlerimiz var ve Bengi Kurçeveci'nin zaten brownie'ni meşhur kendisi. Bir brownie'sini yapacağım. Yani farklı sırları varmış. Bugün iyice tarifleri arasında gezdirirken gördüm ki böyle piştikten sonra, iyice ılıdıktan sonra yarım saat, buzluğa bir saat dolapta bekleme gibi koşulları varmış. O yüzden enteresan bir brownie bizi bekliyor bugün ve evde böyle kalıp kuvertür, beyaz çikolata da var. O yüzden gerçekten güzel olacak ve bu arka planı çok sevdim. Ve bu haftanın ilk ve bu hafta için son alışverişi de yapıldı. Şurada da fiş kalmış. Hemen sol baştan başlayalım. Bu bezelyeleri çok seviyorum. Gerçekten her yemeğin yanına çok yakışıyor. Her gittiğimizde bir tane alıyorum. Domates, salatalık, kırmızı paprika, biber, portakal, Hindistan cevizi protein barı en sevdiğim. Bu sefer Netto'nun kendi markası olan bulaşık deterjanından aldık bir tane. Umarım güzeldir. Yoğurt. Burada arpa şehriye bira çeşitleri. Çünkü yarın arkadaşlarımız gelecek ve Weiss bira seviyorlar. O yüzden böyle iki çeşit aldık. Ben de kendime her zaman gibi pilsenler aldım. İki tane. Sonra burada küçük bir tane hardal, kakao. Değişik bir ürün buldum. Tuzlu karamel baharatı. Bu da kendinden değirmenli ve kahveler için yapılmış. Gerçekten enteresan bir ürün olabilir. Denemek için aldım. Bunu da deneriz birlikte. Yumurta. Böyle biranın yanına bir atıştırma tabağı, tuzlu olsun diye. Bir de yarım brownie yapacağız. Çorba seti. Sirke. Mert kendine Puma'dan böyle bir tane şort. Bir tane gri bir tişört. Bir de siyah şöyle bir kapüşonlu sivet aldı. Bu üçü de gerçekten çok güzelmiş. Ve bir de bu alışverişin yıldızı Harry Potter kupası buldum. Şöyle açarsak daha net görünecek, hemen açıp gösteriyorum. Öncelikle kutusuna bayıldım. Gerçekten çok güzelmiş. Kendisi de şöyle çok güzel bir kül rengi ve Hogwarts'ın amblemi var. Hem önünde hem de arkasında. Yani tipi falan gerçekten çok güzel. Kaç milimlikmiş bu? Burada yazıyormuş 300 milim. Bu da tabii ki yine bulaşık makinesine girebiliyormuş. Gerçekten çok güzel ama içinin rengi dışından da güzel. Gerçekten bayıldım. Tam bir erik rengi. Evet, şimdi brownie yapacağız. Sabah çok erken. O yüzden bunu hemen yapıp önce buzluğa, sonra da buzdolabına koymam gerekiyor. Ondan ilk iş bunu yapıyorum şu anda. Bengi Kurçeveci'nin bir tarifini takip edeceğiz. Bunun içinde yumurta, şeker, vanilya, bizde böyle bir kuvertür beyaz çikolata vardı. Bunu da koyacağım. En son içine çikolata almayı unutmuşum. Evde Allah'tan bu varmış. Ama 20 gram eksik olduğumuz için bunu içine ekleyeceğim. Tereyağı, un ve şeker. Aslında malzemeler bu kadar. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. Bir de kullanacağım fırın kabı da bu. IKEA'nın bir fırın kabı, yıllar önce almıştık. Şöyle, çok memnunum bundan. Çok kolay çıkıyor ve hiç leke tutmuyor, bir şey olmuyor. O yüzden bütün tarifleri hep bunda yapıyorum.
akşam yemeğini hazırlayacağız. Bugün günlerden pazartesi. Böyle dolapta ne varsa bir çıkarttım önce. 2 tane soğan böyle küçük küçük doğradık. Biraz yağ ve tuzla şu anda bu kavruluyor. Biraz dengi döndükten sonra da bu kalan salçayı kullanacağız. O da çok az kaldı içerisinde zaten. Bu da bitecek bugün. Sonra dolapta ne varsa şöyle bir baktım. 5 tane havuç, küçük, şu kadar bir pırasa ve şunun adı ne bilmiyorum. Bir çorba setinin içinden çıktı. Bunların hepsini küçük küçük doğradım. Bir burası hazır. Yeşil mercimek bir tane kaldı. Bunu ve kalan ıspanağı kullanacağım. Bundan birkaç tane daha olsaydı o her zamanki yemekten yapacaktım arpa şehriyeli ama bu az olduğu için bunları da arasına koyacağım. Bakalım bu yemek ne kadar sebze kaldırabiliyormuş. Bunların hepsini karıştırdıktan sonra da üzeri kapanıncaya kadar su koyacağım her zamanki gibi ve arpa şehriyeler şişene kadar pişecek. Yine bir Zalando alışveriş yaptım. Onu şimdi size paylaşacağım. Tamamen cilt bakım ürünleri. Ve sanırım hepsini ilk kez kullanacağız. Bunu yapmak için bekledim. Şöyle The Balm'ın Sleep Tight isimli bir gece kremini aldım. Yani bunun adı hoşuma gitti aslında. Şurada yazdığı gibi zaten The Balm ürünleri hem deney yapmıyor hem de veganlar. Bunu açmayalım şimdi. Görünüşü de şöyle. Mario Badescu'nun ilk defa aldım bunu ve dolayısıyla ilk kez söylüyorum. Buttermilk Moisturizer'ını aldım. O da şöyle yağlı sütlü nemlendirici gibi bir şey aslında. Buna böyle hafifçe sıvı ama çok tatlı değil mi ya, bakar mısınız? Tipi falan gerçekten çok hoşuma gitti. Bunu denemek için aldım. Bunu da gece kremi olarak kullanacağım. İki tane göz kremi aldım. Aslında bu alışverişi göz kremi ve gece kremi almak için tamamen yaptım. Birer tane alacaktım ama bunlar hem indirimdeydi hem de hani tekrar indirimde olmaz diye aslında hem de yedeklemek için aldım. Çünkü cidden göz kreminde kalmadı. Yine aynı markanın Mario Badescu'nun şöyle bir tane göz kremini aldım. Hyaluronik göz kremiymiş. Enteresan. Bu da böyle tüpte bir formda ve 14 gram. Daha büyük gibi görünüyor ama 14 gram. Bir tane de Inkeylist diye bir ürün. Bir marka daha doğrusu. Şöyle bir ürün. Bu da 15 milimlik bir kafeinli göz kremiymiş. Bu da yorumları fena değildi. Şöyle görünüyor. Ve bu da yine aynı şekilde deney yapmayan bir ürün olduğu için bunu da tercih ettim. Bu aralar cilt bakım ürünlerini çok fazla stoklamıyorum. Böyle hani lazım oldukça alıyorum aslında. Bu açıldı. Bakalım. Yok, tam açılmamış. Sadece kapağı açılmış. Yani hepsi yeni ürün olduğu için aslında biraz da heyecanlı. Bundan sonra ilk bitenlerden sonra da sıra bunlara gelecek. Bakalım nasılmış. Zaten vloglarda ve belki vloglarda ama bitenlerde kesin olarak yorumlarız. Bugün her şey bitiyor sanki. Şu sosların hepsini kestim. Bu zaten çok çok az kalmıştı. Kesmeye gerek kalmadı. Bundan vedalaşıyoruz. Çünkü bunun içindeki bir yapışkanı sanırım çıkmış. Ve o yüzden bu çok kolay çıkıyor artık. İşlevsiz oldu.
Bu da bitiyor şimdi. Bu da gidiyor. Yanına sebze. Bu da çıktı buzluktan ve çok az barbekü sosu kalmış. Bu da bitecek bugün ve buraya katılacak. Evet. Şimdi bugün günlerden Perşembe ve bizim büyük bir internet sorunumuz var şu an itibaren ve akşam 10'a kadar da gelmeyecekmiş. O yüzden bugün böyle verimli olmak için harika bir gün. Şimdi mesai bitti, saatlerimiz 5'i 10 geçiyor ve ben dedim ki bir bitenler videosu çekeyim. Zaten bugün 2 Mayıs, Nisan'ın bitenler videosunu çekeyim. Onu güzelce düzenleyeyim ve bazı hazırlıklar yapmam lazım. Zaten böyle hani onun da ayrı bir videosu gelecek. O yüzden onun ne olduğunu şimdi burada söylemeyeceğim. Bir an söylesem mi diye düşündüm ama sonradan dedim ki onun ayrı videosu gelecek. O yüzden onu söylemem lazım. Şimdi ben bir tane videosunu çekeyim ve bugün zaten böyle sıvı detoksu gibi bir şey yapıyoruz aslında. O yüzden hiçbir şey yiyip içmedik doğru düzgün. Sadece böyle bir sıvı beslendiğimiz bir gün oldu. Ve o yüzden hiç böyle mutfakta yapılacak bir şey de gösteremedim. Ve yarına kadar umarım başım ağrımazsa daha fazla yarını çıkartırsak eğer çok güzel olacak. Böyle şimdi bugünün güncellemesi. Şimdi ben hemen bir tane videosunu çekeyim çünkü o birazcık uzun olacak ve beni bu düşük enerjimle daha da yoracağı benziyor. Şöyle söyleyeyim, biz erkekler basit yaratıklarız.